Efendim hayırlı akşamlar. Sümen Altı programında bu haftada çok önemli konu ve konuğumuzla birlikte Türkiye, Konya ve dünya gündemine ilişkin çok önemli konuları değerlendireceğiz. Bu haftada programımızda yine her hafta olduğu gibi Kanal 42 Haber Müdürü Bekir Akkaş ve Merhaba Gazetesi İstihbarat Şefi Emre Özgül ile birlikte olacağız. Konuğumuz çok önemli bir konuk. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Doktor Leyla Şahin Usta Hanımefendi. Ankara'dan geldi. Yoğun genel merkez çalışmaları ve meclis çalışmalarını bırakıp bizim için Konya'ya kadar geldi. Biz kendisine teşekkür ediyoruz programımızın başında. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Tabii programa geçmek istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı'nın Konya'ya bir ziyareti oldu. Şehir Hastanesi ve birkaç projenin açılışını da burada birlikte gerçekleştirdiniz. Öncelikle şundan başlayayım. Cumhurbaşkanı Konya'yı nasıl buldu? Ziyaret nasıldı? Kısaca sizden bilgi alalım. Evet. İyi yayınlar diliyorum bütün izleyicilerimize, hemşehrilerimize. Keyifli zamanlar geçirmelerini temenni ediyorum. Evet, Cumhurbaşkanımız Konya'ya gelmeyi özellikle kendisi çok arzu ederek geldi. Çünkü bir kendi hep hayalim dediği ve gerçekleştirilmesi için hep kendisinin bizzat çabaladığı şehir hastanemizin açılışı için geldiler. Gayet güzel geçti. Tabii ki Covid nedeniyle, yani bu salgın nedeniyle hem açılışta vatandaşlarımızı davet edemedik, Konyalı hemşehrilerimizi açılışın mekanına davet edemedik. Kendisi bizzat hastanenin içine girip hastanedeki o güzellikleri de hani görüntüleri verdik ama kendisi de bizzat içeriye girip gezmeyi çok arzu ediyordu ama salgın sebebiyle tabii ki kısıtlı bir program oldu. Ama gayet başarılı ve güzel, keyifli bir program gerçekleştirdik. Hastanemiz zaten elhamdülillah, yani Konyalılarımıza, hemşehrilerimize, bölgemize çok iyi hizmet edecek. Hem teknik donanıma sahip hem sağlıkçı kadrosuyla, hekim kadrosuyla güçlü bir hastanemiz. Bu noktada tabii Sağlık Bakanımızın Konyalı olması, Konya'ya gereken ihtimamı göstermesi, bütün eksiklerin tamamlanması noktasında da onun gayret ve çabaları için de buradan teşekkür ediyoruz. Şehir Hastanesi şu anda 838 yatak kapasitesiyle hizmet veriyor. Kısa süre içerisinde de 1250 yatak kapasitesine çıkacak. Eklenen yeni kısımlar tamamlanmak üzere. Tabii özellikle şehir hastanesini bu salgın sürecinde tedavisini bekletilen, ertelenen, ötelenen normal hastalarımız için açma imkanı bulduk. Ve bu şehirdeki yatak kapasitemizi arttırdığı için çok ciddi bir imkan sağladı. Her türlü ameliyatımız yapılıyor, her türlü tedavimiz başladı. Gelen hastalarımızın memnuniyeti en önemlisi. Sağlık çalışanlarımızın, hekimlerimizin oradaki memnuniyeti çok önemli. Çünkü yeni ve büyük bir mekan, her şey yeni, teknik donanımlar yeni, eşyalar, malzemeler, her şey yeni. Bir alışma süreci olacak tabii ki o büyüklüğe ve yeniliğe. Ama elhamdülillah bu geçiş süreci de başarıyla tamamlandı. Taşınması da tamamlandı. Şimdi ben hayırlı olsun diyorum. İyi hizmetlere vesile olsun inşallah. Bu ziyarette tren garının açılışı bekleniyordu vatandaş tarafından. Herhalde evet. Biraz gecikti. Açılmadı. Konya projeleri ne durumda? Nasıl ilerliyor? Aslında yüksek hızlı tren garımızın yeni garının açılması için hepimiz arzu ettik. Ama sinyalizasyonla ilgili son bir çalışması vardı. Biz de şunu arzu etmedik yani. Günübirlik açalım. Yani Cumhurbaşkanımız geldiğinde sonra tekrar teknik olarak eksikler tamamlansın, tam hizmete girsin gibi bir yolu izlemedik. Burada hani bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Bir 10-15 günlük süreci vardı zaten. Çok kısa süre içerisinde o sinyalizasyonla ilgili çalışması da tamamlanacak ve Konyalıların hizmetine girecek inşallah. Efendim, Sayın Cumhurbaşkanı'nın o ziyaretinden sonra basına kapalı teşkilatla bir toplantı gerçekleştirdiğini evet. Bizler de biliyoruz. O görüşmeden bazı kesimlerce sosyal medyada paylaşımlar yapıldı. İşte denildi ki Sayın Cumhurbaşkanı teşkilata uyarılarda bulundu. Malum parti diyerek, Gelecek Partisi Sayın Ahmet Davutoğlu'nun partisini kastederek onların Konya'da bir oy oranında yükselme varmış, siz ne yapıyormuşsunuz gibi bir paylaşım yapıldı. Ben bunu çok merak ediyorum. Bu bayağı da konuşuldu. Böyle bir şey oldu mu? Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir uyarısı oldu mu sizlere? Böyle bir uyarısı olmadı. Bunu çok açık ve net söylüyorum. Ama Cumhurbaşkanımız teşkilatlarımıza sürekli uyarıda bulunur zaten. Yani hele hele teşkilat için bir araya gelinmiş bir toplantıda bizim çok daha samimiyetle, gayretle, herkese dokunarak çalışmamız gerektiğini ve büyük bir özveriyle çalışmamız gerektiğimiz bir dönemde olduğunu özellikle söyledi. Salgın sürecindeyiz. Salgından dolayı evet, direkt temastan biraz uzaklaştık.
Sağlığımız her şeyden önemli. Salgını durdurabilmek için de gerek ev ziyaretlerimizi, saha ziyaretlerimizi biraz biz de ertelemek ve durdurmak zorunda kaldık. Şimdi yeniden startı veriyoruz dedik ama yine temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak bu şartlar altında hepimiz maskelerimizi takarak saha çalışmalarımıza başlıyoruz dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Sayın Cumhurbaşkanımız sadece bir partiyi zikrederek böyle bir uyarı hiçbir zaman yapmaz. Çünkü biz şu anda iktidarız ve bu ülkede seçilmiş ve yönetimde olan güçlü bir parti olarak henüz bizim yani seviyemizde olacak, Cumhurbaşkanımızla muhatap olacak bir durumluk söz konusu değil açıkçası. Pek çok parti var Türkiye'de. Özellikle seçim zamanlarında pusulayı görüyoruz hepimiz. Upuzun bir pusula karşımıza çıkıyor. Hiç görmediğimiz, bilmediğimiz isimleri seçim zamanında pusulada görüyoruz. Kurulacak Türkiye bu açıdan siyasetin güçlü olduğu ve zengin olduğu bir ülke. Konya'da öyle. Ama asıl olan birilerinin ne yaptığı değil, bizim ne yaptığımız. Bunu söylüyor Cumhurbaşkanımız. Bunu her fırsatta söyler. Başkalarının ne yaptığı hiç önemli değil. Asıl olan biz AK Parti teşkilatları ve mensupları olarak biz ne yapıyoruz? Biz işimizi tam yapmalıyız. Biz düzgün çalışmalıyız. Eksiksiz çalışmalıyız. Her vatandaşımıza dokunmalıyız. Çünkü biz sorumluluk makamındayız. Biz görevlendirilmiş konumdayız şu anda. Bizim rahat ve gevşek olmamıza imkan yok diye böyle bir uyarı yaptı. Türk siyasi tarihinde hani tek partili dönemin dışında böyle uzun uzun yıllar boyunca iktidarda kalabilmiş AK Parti'nin dışında bir siyasi şey yok, hareket yok. Evet. Ya 18 yıl iktidarda kalmanızın ana sebebi nedir size göre? Bence bir liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülke için yapmış olduğu çalışmalar. Önce hizmet odaklı bakıyor vatandaşımız. Çünkü yıllarca hizmet almamış bir ülkeye siz hizmeti getiriyorsunuz. Değer verilmemiş insanlarımıza değer veriyorsunuz. Hep ayrımcılaştırılmış, ötekileştirilmiş, bir takım kavgaların içine sürüklenmiş insanlarımıza diyorsunuz ki herkes benim insanım, herkes benim vatandaşım. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, nereli olursa olsun, dili, dini, ırkı ne olursa olsun ben herkese hizmet etmekle yükümlüyüm dediği için ve kendisi bizzat bu işin başında can hıraç koşturduğu için AK Parti'nin en önemli bence gücünü bir lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan faktörü. İkincisi güçlü bir teşkilat yapısının olması ve bu teşkilatlarda çalışanların büyük bir özveriyle çalışıyor olması. Teşkilat işi farklı bir iştir. Yani kimse size teşkilatta olduğunuz için ek bir ödeme vermez. Tam tersine bir maaş almazsınız, ücret almazsınız. Siz cebinizden yeri gelince harcarsınız, siz gönlünüzden verirsiniz, severek bu işi yaparsınız. Sevmezseniz, istemezseniz yapamazsınız. Zorla yapılacak bir şey değildir bu iş. Ama ülke için hizmet etmek vardır burada. Kendi içimiz değil, kendimiz için değil, bir makam mevki için değil, bu ülke için hizmet etmek vardır. Vatandaş bunu gördüğü için işte 18 yıldır AK Parti yine iktidarda tutmuş durumda. Bir de samimiyet ve tevazu, Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman vurguladığı bir biz bu ülkeye hizmetkar olarak geldik diyor. Bu ülkenin efendisi olmak için değil, bu milletin efendisi olmak için değil, tam tersine hizmet etmek için geldik dediği için ve samimiyetle çalıştığı için bence herkesin. Bakın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir imaj çalışması yoktur, bir algı çalışması yoktur. Onun en önemli özelliği samimiyeti ve tevazusudur. Yolda giderken durur, durun der şurada, bir simitçiyi görür onunla muhabbet eder, taksi durağına girer muhabbet eder. İşte köy yolunda giderken orada durur, köylü teyzelerle muhabbet eder, onların ikramlarını yer, içer. Ta İstanbul'da il başkanlığından düşünün, belediye başkanlığı döneminde bile kapı kapı en yoksul ailelerin evine gidip sofralarına oturmuş bir insandan bahsediyoruz. Bugün de aynısını yapıyor. Yani ben bu ülkenin cumhurbaşkanıyım, ben gitmeyeyim demez asla. Tam tersine, buraya bile geldiğinde gönüllenecek kim varsa, eli öpülecek kim varsa hepsini ziyaret edelim, hepsini görelim der. Gittiği her yerde de buna özen gösterir. Bence bu milletin adamı, insanın kendisini bulduğu bir lider olarak gördüğü için ve ayrıca bütün dünyada Türkiye'nin itibarını koruyan bir insan olduğu için AK Parti'nin gücüne güç katan aslında ve iktidarımızı güçlendiren en önemli özelliklerden birisi bu. Türkiye'nin bir dik duruşu var artık. Eski Türkiye yok. Hesap sorulan bir ülke değil. Hesap verilen bir ülke değil artık Türkiye. Türkiye yeri geldiğinde masaya elini vurup Sayın Cumhurbaşkanımızın Davos'taki o one minute çıkışı mesela. Bugüne kadar neden hiçbir lider bunu yapmadı? Neden hiçbir dünya lideri ya hesap sormadı?
Derdi neydi Cumhurbaşkanımızın? Tamamen hesapsız ve kitapsız. O anda içinden gelen duyguyla yaptığı o harekettir bakın. Ve o yüzden o kadar samimiyetle karşılık bulmuştur. Bugün de Türkiye'yi güçlü kılan kendi o dik iradesi. Ama o dik iradenin arkasında da milletin gücü var, bunu unutmamak lazım. Bu noktada biraz önce teşkilatlanmadan bahsettiniz. 18 yıldır iktidarda kalmanın bir nevi yolunda bu teşkilatlanmadan geçtiğini kesinlikle söylediniz. Son iki gündür de özellikle Cumhurbaşkanı'nın teşkilatlara yaptığı uyarılar var. Aşiretleşmeyelim diye. Tabii ki. Bu noktada muhalefetten ise Berat Albayrak, yani Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden bir eleştiri var. Sizce AK Parti'de bir aşiretleşme var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu neye istinaden söyledi? Hı hı. Ve bu eleştirilerini nasıl buluyorsunuz? Şöyle bir şey, Sayın Cumhurbaşkanımız bunu özellikle şu anda ilçe kongrelerimizi tamamlamak üzereyiz. Çok az bir sayıda kaldı, ilk kongrelerimize başlayacağız. İlk kongrelerimizde eğer yeni yapılanmalar, yeni yönetimler oluşturuluyorsa burada kapının herkese açık olduğunu, kesinlikle benden değil, benim adamım değil, benim aşiretimden değil diye kimseyi kapı dışarı bırakmayacaksınız. Biz bu ülkenin her insanına kucak açmış bir partiyiz. O yüzden de yönetimlerimizde daha kesinlikle kapsayıcı olmalısınız. Birinci uyarısı buydu tabii ki. Bunu her fırsatta söylüyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Türkiye ekonomik olarak da bakın aslında iktidarımız, yani 18 yıllık iktidarımız boyunca inanılmaz bir başarı tablosu gösterdi. İşte IMF'e olan borcumuzun bitirilmesi, oraya olan bağımlılığımızın bitirilmesi, kendi yerli ve milli üretimimize geçmemiz, işte İHA'larımız, SİHA'larımız, sanayideki, teknolojideki dev yatırımlarımız, kendi aşımız için uğraşıyoruz bakın. Yani bütün dünya salgınla uğraşırken aşı üreten ülkelerden bir tanesi de Türkiye şu anda. Bu dünyada inanılmaz bir başarıdır. Hiç aşı çalışmamızın olmadığını bir düşünsenize. Türkiye bekleyen bir ülke olsa, birisi aşı yapsa da biz de alsak. Değil, tam tersine biz aşıyı üretiyoruz şu anda. Ve hedefimiz üretip, yerli aşımızı üretip, bütün dünyaya da buradan aşıyı ulaştırmak hedefindeyiz. Şimdi bu kadar güçlü bir Türkiye var. Bütün dünyada ekonomik olarak hem salgın hem de salgın öncesi yaşanan bir takım daralmalar var. Ve bu kadar güçlü bir Türkiye'yi istemiyorlar. Yeri geliyor Türkiye'yi terörist eylemlerle susturmaya çalışıyorlar. Yeri geliyor güneyimizde Suriye'deki bir takım terör devleti kurarak zayıflatmaya çalışıyorlar. İşte şimdi görüyorsunuz Azerbaycan'da Ermenistan arasında yaşanan bir kavgadan dolayı kuzeyde de bize bir yeni bir cephe açmaya çalışıyorlar. Ayrı bir cephe olarak da Türkiye'nin ekonomisini görüyorlar. Türkiye'yi yeniden iplerini ellerinde tutabilecekleri bir Türkiye haline getirmeye çalışıyorlar. Aslında Berat Bey'in yapmaya çalıştığı şey de buna müsaade etmemektir. Burada bu kadar dirayetli ve güçlü bir yönetim olmasaydı, maliye yönetimi olmasaydı, Türkiye çoktan yeniden muhalefetin söylediği gibi IMF'in kapısına gider, yeniden borçlanır ve ne aşı üretebilirdik, ne İHA'mızı yapardık, ne SİHA'mızı yapardık. Çünkü onlar belirlerdi o zaman her şeyi. Bir dakika Türkiye, sen şimdi bunları yapmayacaksın, sen bunları yapacaksın, sen bana olan borcunu ödeyeceksin, sen bana olan borcunun faizini ödeyeceksin diye bizim önümüze bir takım dayatmaları getireceklerdi. Bunların hepsine biz kapıyı kapattığımız için böyle bir yüklenmeyle karşı karşıyayız. Ama bunları da aşacağız, inanıyorum. Çünkü o güç ve dirayet hem AK Parti'nin teşkilatlarında var, hem iktidarda var, hem yönetimimizde var. Bu tip sıkıntıları hangi alana güçlü bir şekilde giriyorsak sürekli karşımıza çıkıyor, görüyoruz. Uğraşacağız, elbette ki uğraşacağız. Çünkü hep söylüyorum, ne güçlü bir lider istiyorlar Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan. Farkındaysanız mesele sadece AK Parti değil, mesele sadece belli başlı isimler değil. Mesele Recep Tayyip Erdoğan. Dünyada ona karşı bir şey var, bir mücadele var. Bunu hepimiz görmeliyiz. Neden var peki? Biraz buna bakmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız, AK Parti'nin lideri, zamanında deseydi ki, ya yeter bu kadar çalıştık, Türkiye'yi iyi bir noktaya getirdik. Bundan sonrası için de daha fazla bir şey yapmayalım. Ne 2023 diyelim, ne 2053 diyelim. Olduğu gibi gitsin, biraz rölantide de gidebiliriz. Deseydi bugün Sayın Recep Tayyip Erdoğan, dünyada Nobel Barış Ödülü adı altında pek çok ödüllere aday gösterilebilecek bir isimdi. Neden? Bir takım güçlerin denetlemesini ve kontrolünü kabul etmiş olacaktı çünkü. Bugün Türkiye'nin üzerine bu kadar yüklenmelerinin en önemli sebebi hem Orta Doğu'da
hem kuzeyimizde İran'da, Azerbaycan'da, hem Kuzey Kıbrıs'ta bakın, Doğu Akdeniz'de, Akdeniz'de, Karadeniz'de, Ege'de, Yunanistan tarafında. Türkiye'nin varlığını artırması. Evet, varlığını artırması ve gücünü ortaya koyması. Bundan rahatsız olan bir dünya var. Dünya şunu istemiyor. Beşten büyüktür lafını duymak istemiyor dünya. Biz beş ülke varız. Altıncı bir güce kesinlikle tahammülümüz yok. Hele hele dünyadaki diğer ülkelerin bizimle eşit statüye gelmesi, sadece ekonomik olarak demiyorum, insan hakları olarak da diyorum. Yaşam hakkı olarak da diyorum. Ben idare ederim. Ben kime yaşam hakkı verirsem veririm. İşte Suriye'de görmüyor muyuz? Yaşam hakkı vermedikleri insanları Esed öldürüyor işte. Kim sesini çıkarıyor? Bir tek Türkiye sesini çıkarıyor. Bazen İsveç'ten gelen haddini bilmez birileri de bakanda kalkıp Türkiye'ye Suriye'den çekilsin diye uyarı yapıyorum diyor. Sen uyarı yapma makamında değilsin, kusura bakma. Sen bir kere İsveç'ten gelip de Türkiye ile Suriye üzerine konuşmaya hiç hakkın yok yani. Binlerce kilometre uzaktan Suriye'ye karışıyorsun. Benim 900 kilometrenin üzerinde bir sınırım var. Ben bu sınırı korumak zorundayım. Benim sınırımda kurulacak bir terör devletine de müsaade etmeyeceğime göre kimse Türkiye'ye uyarı yapmasın diyoruz. Efendim, konu Berat Bey'den açılmışken şunu sormak istiyorum. Şimdi ekonomik olarak Türkiye pandemi sürecinde tüm dünyada olduğu gibi yani Türkiye'de bir daralma, bir sıkıntı yaşadı. Ama verilerine bakınca sanki vatandaşla TÜİK mesela, TÜİK tarafından verilerin sanki bir uyuşmazlık içinde olduğu mu görünüyor? Bunu nasıl değerlendirmek istersiniz? Yani vatandaş, esnaf noktasında. Şimdi faturalar artık vatandaşa çok ağır geliyor. Hı hı. İşsizlik yine yüksek derecede. Hı hı. Yani bunları nasıl yorumlamak gerekir? Şöyle, dediğim gibi yani küresel bir... Özellikle sözünüzü de kestim. Yani muhalefetin dile getirdiği kadar ve vatandaşın söylediği kadar Türkiye'de bir ekonomik problem var mı? Şunu söylemek zorundayız. Ekonomik problemimiz yok diyemeyiz. Bunu kimse söyleyemez. Çünkü bütün dünyada var bu sorun. Bütün dünyada işsizlik artmış durumda, bütün dünyada daralma mevcut. Ama buna rağmen Türkiye, bakın, ekonomisi güçlü bir şekilde ayakta duruyor ve özgür ve bağımsız bir ekonomiden bahsediyoruz. Bir ülkenin güçlü olabilmesi, özgür ve bağımsız olabilmesinin en önemli özelliği ekonomisinin bağımsız olması demektir. Eğer ekonomik olarak bir yere bağlıysanız, siz hiçbir zaman kendi özgür iradenizle bir ülkeyi yönetiyoruz diyemezsiniz. Türkiye en azından... Pek çok ülkeye baktığınız zaman ekonomik özgürlüğünü ve bağımsızlığını çok ciddi bir şekilde koruyan bir ülkedir şu anda. Esnafımızın, çiftçimizin, vatandaşımızın sıkıntılarıyla ilgili de inanılmaz desteklerimiz var. Elbette ki bunların fazlalaştırılması için uğraşıyoruz. Yeni bir ekonomi paketi daha geldi. Bunların hepsi vatandaşın sorununu biliyoruz, izliyoruz, takip ediyoruz ve çözmek için uğraştığımız için verdiğimiz destekler. Bunlar, bugün seçim yok. Yani bir seçim yatırımı olarak görünmemesi lazım. Tamamıyla vatandaşın hizmetine sunulmuş desteklerdir. Ama kolay bir dönemden geçmediğimizi hepimiz biliyoruz. Daraldığımızı hepimiz biliyoruz. Biz bize yeteriz kampanyası aslında Türkiye'nin kendi içinde ve kendi öz kaynaklarıyla ayakta durabilmesi için başlatılmış bir kampanyaydı. İşte o yüzden biz esnafımızla, çiftçimizle, gencimizle, yaşlımızla bu ülkenin ayakta kalabilmesi için bu dönem yine kenetlenmemiz gerekiyor. Her türlü desteğe varız, her türlü çalışmanın içerisindeyiz. Daha iyisini nasıl yapabiliriz, nasıl daha çok hem küçük esnafımızı hem büyük esnafımızı ayakta tutabiliriz, canlandırabiliriz? Bunun çalışmalarını elbette ki yapıyoruz. Sıkıntılar var, yok değil ama bunu aşacak güç var bizde. Önce buna inanmamız lazım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu geçtiğimiz haftalarda bir esnaf paketi açıkladı. Bu paketle alakalı AK Parti'nin görüşüne değerlendirmeyi alacak mı bu paketi kısaca? Bunu da sormuş olalım. Açıkladığı bir şey yoktu açıkçası. Zaten bizim yaptıklarımızın benzeri şeyler söyledi. O yüzden hani yeni bir şey söylemiyorlar. Bizim belki de ana muhalefetten ve muhalefetten beklenen en önemli şey gerçekten katkı verecek yeni bir şey söylesinler. Yani şu andaki işte, muhalefet partileri yani yeni bir söz söyleyemiyor mu veya muhalefet üretemiyor mu sizce? Maalesef üretemiyor. Türkiye'nin belki de en önemli meselelerinden birisi bu. Milli ve yerli bir ana muhalefetimizin olması lazım. Efendim, peki 18 yıl iktidarda kalmanızın ana sebeplerinden biri de bu olabilir mi? Yani muhalefet sonuç itibariyle hani yanlış anlaşılmaması ve bu kadar çok yani mevcut şartlarda bu kadar çok eleştirilmemesi gereken bir oluşum olması gerekiyor. Çünkü bir denetim organdır aynı zamanda. Evet, evet. AK Parti'nin 18 yıl iktidarda kalmasında da ana muhalefetin veya diğer muhalefet partilerinde bir sizce şey var mı? Pay var mı?
Bence öyle değil. Vatandaş sandıkta milletin iradesine saygı duymak buradan geçiyor. Hı-hı. Yani vatandaş her şeyi görüyor. Kim hizmet eder, kim bu ülkenin milli ve yerli menfaatleri için çalışır, o yüzden kime güvenebilirim, bu emaneti kime teslim edebilirim diye olaya baktığı için bir kere orada AK Parti'den başka bir alternatif yok demiyorum bakın. Olabilir, alternatifler çıkabilir ama bu işi en iyi yapabilecek AK Parti'dir diyor. CHP de bu ülkeyi yıllarca yönetmiş, öyle değil mi? Ama vatandaş görmüş, ne yağ kuyrukları bitmiş, ne benzin kuyrukları bitmiş, ne hastaneler işletilebilir halde. Ki Kılıçdaroğlu SGK'nın kendisi başındaydı. O dönemde A Haber'de rahmetli Savaş Ay'ın yaptığı programları izlemişsinizdir. Hepimiz görmüşüzdür. İşte vatandaş diyor ki ben bu zihniyete hiçbir şey emanet etmem diyor. İstediği kadar, yani AK Parti kadar iyi hizmet edecek, gerçekten bu ülke için milli ve yerli davranıyorum diyerek ortaya çıkabilecek bir güç görürse, bir parti görürse millet elbette ki sandıkta ona da tercih hakkı vardır. Yani muhalefetin zayıflığı bize güç katar mantığı bence doğru değil. Bize güç katan bizim kendi yaptığımız işimizdir. Cumhurbaşkanımız hep onu söylüyor onun için. Başkalarının ne yaptığı bizi ilgilendirmez. Biz kendimize bakacağız ve biz daha iyisini nasıl yapabiliriz'in çabası içerisinde olacağız. Hem CHP yönetiminden vatandaşın dilinin yandığını ifade ettiniz. Şimdi geçen hafta bizim konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Sarıcı Bey'di. Kendisinin şöyle iddialı bir ifadesi vardı. Türkiye er veya geç bir daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını görecek diyor. Şimdi siz de başörtü zulmünü yaşamış bir insansınız. O dönemi sıkıntılarını en fazla çekmiş isimlerden birisiniz. Yarın diyelim ki böyle bir şey oldu. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldi. Özellikle vatandaş bunu da merak ediyor. Başörtüsüne ve dine olacak bakış açısını siz nasıl değerlendirirsiniz? Yani bunu nasıl yorumlamak gerekiyor? Yani muhafazakar kesim şu andaki gibi rahat yaşayabilir mi? Açıkçası önceki tecrübelerine bakarak yaşayamayız diye düşünüyoruz. Yani siz bu endişeyi taşıyoruz. Ben kendim de tabii ki aynı endişeleri taşıyorum. Çünkü işte milli ve yerli duruştan bahsederken bunu kastediyorum. Yani kendi insanını, kendi vatandaşını görmeyip farklı mihraklar ve odaklar tarafından yönetilen bir partinin kalkıp da bu ülkeye hizmet etmesi, bana hizmet etmesi, benim çıkarım için bir şey yapmasını beklemek biraz hayal olur diye düşünüyorum. Ama inşallah öyle bir zihniyete bürünmüşlerdir diye düşünüyorum. Yani ya biz iktidara gelirsek tekrar başörtüsü yasağını başlatacağız demiyorlardır umarım. Şu an diyemezler bakın. Açtıklarını hani da söylüyorlar. Çıkıp açıkça bunu söyleyemezler. Hani böyle bir iddiayla da iktidar olamayacaklarını biliyorlar. Ama yeniden hani olası dediğiniz gibi bir senaryo düşündüğünüzde olduklarında ben açıkçası yine eski zihniyetlerine döneceklerini düşünüyorum. Vazgeçmeyeceklerini düşünüyorum. Çünkü yeri geldiğinde meclisteki veya farklı ortamlardaki tartışmalarda hala aslında çok kadın haklarını savunduklarını söyleyen bu insanların yeri geldiğinde hemen başörtümüze yeri geldiğinde laf söylediklerini duyuyoruz. Bizlere saldırdıklarını duyuyoruz ve görüyoruz. Şu an bile mecliste. Evet, elbette, elbette. O yüzden bence rehavete kapılmamalıyız. Biz milletimizin verdiği doğru kararlara inanarak, güvenerek devam etmeliyiz diye düşünüyorum. Biz ama şunu yapmadık hiçbir zaman. Rövanşist bir duygunun içerisine hiç girmedik bakın. Ben o zihniyetten çekmiş bir insanım. Burada hepinizin yakınları, kendinizde belki yaşamışsınızdır. Pek çok İmam Hatip mezunu arkadaşımız var katsayıdan dolayı. İstediği yere okuyamadı. Belki siz de onlardan bir tanesiniz. Biz hiçbir zaman rövanşist bir durguya bürünerek iktidarız, güçlüyüz, devleti yönetiyoruz, ülkeyi yönetiyoruz diyerek bizim gibi düşünmeyen insanlara hiçbir zaman ne bir ayrımcılık yaptık ne de bir haksızlık yaptık. Yapan varsa da engel olduk. Bundan emin olun. İşte muhalefet, bizim belki de iktidarımızın bugüne kadar sağlam duruşun en önemli sebeplerinden birisi de bu. Muhalefet partilerinin de aslında AK Parti'ye yönelik en büyük eleştirisi hani kutuplaştırıcı bir söyleme. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın ayrıştırıcı söylemler içerisinde olduğu, hatta bu durumun Türkiye'de seçmenleri de ciddi manada kutuplaştırdığını söylüyor. Kutuplaştıran muhalefet. Bunu iyi fark etmek lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız her seferinde insanı yaşat ki devlet yaşasın diye özellikle söylüyor.
kimseyi ayırt etmediğini, herkese hizmet etmek zorunda olduğumuzu, bize oy versin veya vermesin hiç fark etmez, biz hizmet etmek zorundayız diyor. Bakın biz belediyesi bizde olmayan şehirlerimize bile, İzmir mesela, yıllardır hep CHP'nindir belediyesi, Büyükşehir Belediyesi. Ama hizmeti götüren hep ne olmuştur? Yine AK Parti olmuştur. Herhangi bir ayrım yapmış mıyızdır, yapmamışızdır. Gidin İzmir'in sokaklarında gezin. Bu şu yatırımı kim getirdi? Bu yolları kim yaptı? Burayı kim yaptı diye bir sorun. Yine AK Parti diyecektir size. Ha, orada farklı bir bakış açısıyla, ideolojik bir bakış açısıyla insanların oy vermemesi meselesi vardır. Veya kendi partisine destek niyetiyle bir şey vardır. Ama bizden asla böyle bir ayrımcılık, böyle bir haksızlığa uğramış bir kesim bulamazsınız. O sivri dili ve söylemi kullanan yine maalesef muhalefet. Yine ayrıştırıcılık yapan maalesef yine muhalefet. Şimdi ülkede belli bir kuşak var. Bu kuşak belli bir yaş kuşağı daha doğrusu. Hı hı. Bunlar işte 18 yıllık AK Parti icraatlarını gördüğü için şu anda diğer muhalefet partilerinde muhalefet yapmamakla eleştiriyor ama şu anda bir de önümüzde bir gerçek var. Z kuşağı dediğimiz gerçek. Evet. Gençler neden AK Parti'ye tepkili? Ya bir kere bu Z kuşağı kavramını ben anlayamıyorum yani. Anlayamıyor değilim. Gerçek bulmuyorum. Dünyanın bir ucunda elinde her türlü imkanı olan bir genç nesil var. Önünde bir dijital bir ekran var. Onun üzerinden bütün dünyayı geziyor. Biz buna Z kuşağı diyoruz. Dünyanın öbür tarafında da açlıkla mücadele eden, elinde ekmeği bile olmayan, suyu bile olmayan bir genç, aynı yaştaki gençten bahsediyoruz. Nedir yani? Bir kere dünyada siz bu çocuklara, bu gençlere birine ekmek bile vermezken öbür tarafa dijital bir ekran vererek buyur sen bir Z kuşağısın diyorsun. Kim bu Z kuşağı? Nedir bu Z kuşağı? Ekmek için uğraşan, çabalayan, yaşam için mücadele eden genç de Z kuşağı. O tarafı kimse görmüyor. Biraz bu kavramları kendi medeniyet ve düşünce tarzımızdan uzaklaşarak bize dayatılan kavramlar olarak görüyorum bakın. Ama muhalefet bunu kullanıyor. Yani Z kuşağı diyor, dip dalga diyor. Bir şekilde 2023'te işte muhalefetin iktidara gelebileceğini söylüyorlar muhalefet partileri. Ya Z kuşağı demek bile bir ayrımcılıktır, bir ötekileştirmedir ya. Ya sen Z kuşağısın, farklısın ya, bir dakika benim gibi değilsin. Yani bu ne demektir yani? Bir dijital ekran kullanıp farklı bir sanal alemde yaşamak bir Z kuşağıysa bunu herkes yapıyor yani. Bunun yaşla alakası yok, kuşakla alakası yok. Bu bir belki bir farklı bir yaşam tarzı, farklı bir yeni dünya modeli gibi bir şey olarak görebiliriz. Bu kuşakların sonu gelmeyecek. Z'den sonra farklı bir kuşak getirecekler önümüze. Bu tip ayrım tanımlamalara girmemek lazım diye düşünüyorum. Gençler de buna dikkat etmeleri lazım. Birileri onları bir şekilde sınıflandırıyor. Sen Z kuşağısın diyor ya. Ya bir tane genç de çıksın desin ki bir dakika bana niye Z dediniz ya? Bunu sorgulayan bir genç nesle ihtiyacımız var bakın. Sadece Türkiye'den bahsetmiyorum. Bütün dünyadan bahsediyorum. Kim beni Z kuşağı diye tanımladı? Hangi hakla bunu verdiniz? Niye tanımlıyorsunuz ya? Az önce söyledim işte, ta Uygur yazıtlarından beri, kitabelerden beri gençliğin farklı olduğu, değiştiği, bu gençliğe neler yapılması gerektiği tartışılmış ve yazılmış, çizilmiş. Dünya hep aynı, işte yaşlanıyoruz, ölüyoruz, yeni nesiller geliyor. Hep bu nesil farklılıkları, kuşak farklılıkları hep olmuş. Sanki şu dönemde işte yeni kuşaklar çıktı, Z kuşağı çıktı, X kuşağı çıktı. Dünya çok farklı bir yere gidiyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışıyor. Buna kapılmamak lazım. Ama şu var, şunda haklısınız. Elbette ki bizim iktidarımız döneminde dünyaya gelen, yetişen ve genç bir nesil var. Eskiyi görmediler, o sıkıntıları yaşamadılar. Allah da yaşatmasın. 2023'te oy kullanacak. Allah da yaşatmasın. İnşallah daha da iyiler olsun. Biz bu gençlerimize güveniyoruz, inanıyoruz. Bakın özellikle bu salgın döneminde dünyanın ne kadar acımasız olduğunu gördüler. İnsanlar marketleri yağmaladı, kendi evine çekti. Avrupa'da, Amerika'da gördük bunları. Yaşlılarına bakmadı. Yaşlılarına bakmadılar. Cesetleri koktu. Böyle bir dünyaya mı gitmek gerekiyor? Yoksa biraz dönüp de bir dakika ya bir duralım biz ne yapıyoruz demek mi gerekiyor? Kendilerine sunulan imkanların aslında kısıtlı olmasından dert yanmak değil. Biraz elimdeki imkanlar neymiş? Ben bunlar nasıl oluştu diye bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Az önce söyledim işte.
aynı yaştaki bir genç dünyanın farklı bir coğrafyasında yaşıyor ve ekmek bulamıyor, yaşam mücadelesi veriyor veya savaşın içerisinde yaşıyor. Üstü kapalı bir çatısı yok, bir evi yok. Yeri geliyor sıcakla ve soğukla mücadele ediyor. Biz bu tarafta inanılmaz bir rahat ve konfor içerisinde yaşarken eksiklerimizi sorguluyoruz. Sorgulamamız gerekir. Ama sırf kendimiz için değil. Bu dünya için ne yapabiliriz? Biraz bunu düşünmemiz gerekiyor. Ben genç arkadaşlarımıza hep şunu öneriyorum. Yakın tarihimize bakmak gerekiyor. Belki biraz okumaktan, araştırmaktan uzaklaştırdı gençlerimizi bu dijital ekranlar. Çünkü her şey tık dokunuyorsunuz önünüzde. Ama yakın tarih de önünüze getiriyor bu. Biraz ilgiyi ve merakı arttırmak gerekiyor. Biraz dertlenmek gerekiyor. Ben bu ülkenin gençlerine inanıyorum ve güveniyorum. Ve onlarla siyasetçi olduğumuz için bizi eleştiren arkadaşlarla bir araya gelip biraz oturduğumuzda ya işte biz böyle düşünmüyorduk, böyle bilmiyorduk. Ama her şeyi getirip de sizin hap gibi aklınıza, kafanıza koyacak bir beklenti içine de girmemek lazım. Biraz çalışıp araştırmamız gerekiyor. Hele hele Türkiye'de yeniliklere açık, keşiflere açık, girişimciliğe açık bir ülke olarak ve daha yapılacak çok işimiz varken, çok keşfedilecek mecramız varken biz gençlerimizin eskiye takılıp kalmamalarını istiyoruz. Önlerine ve hedeflerine bakmalarını istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sohbetimize kısa bir ara, reklamdan sonra tekrardan devam edeceğiz. Sümen Altın'ın ikinci bölümünde de tekrardan birlikteyiz. Konuğumuz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta Hanımefendi. Tabii bu bölümde ilk bölüm biraz daha böyle gençler, siyaset, pandemi konularını konuştuk ama bu bölümde de biraz daha güncel siyasete girelim isteriz. Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın bir ışıklar yanarken attığı bir tweet vardı, fotoğraflı bir tweet. Bu hem siyasette hem hukukta, hukukçular içerisinde çok konuşulmaya başlandı. Siyasette de bir polemik haline geldi. Siz evet. Nasıl bakıyorsunuz buna? Yani olmaması gereken bir davranış. Yani bir sıradan bir yargı makamında da değil. Türkiye'nin en yüksek mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesi gecenin bir vakti sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapıyor. Eğer siyasete girecekse, böyle bir niyeti varsa bırakır işini gücünü, resmi oradaki görevini. Çünkü orası bağımsız ve tarafsız olması gereken bir yerdir. Bu ülkenin insanların başvurduğu bir yargı makamıdır. Siz orada siyaset yapamazsınız. Siz orada kendi adınıza darbe çağrışımları yapabilecek eskisi gibi bir vesayet odağıymış gibi kendisine bir güç atfedecek bir paylaşımda bulunamazsınız. Bunlar hep eski Türkiye'den kalan zihindeki bence karışıklıklar ve bulanıklıklar diye düşünüyorum. O yüzden yanlış bir paylaşımdı, doğru değildi, yapılmaması gerekirdi. 2020 Türkiye'sinde olabilecek bir şey değil. Türkiye, artık darbeleri konuşmak falan doğru değil. Türkiye darbe girişimini en son 15 Temmuz 2016'da kapatmıştır. Hem de bu milletin iradesiyle, bütün gücüyle kapatmıştır. Bundan sonra da ne siyasi bir iradenin, ne farklı bir vesayet odağının Türkiye'de darbe yapma, darbeyle işin başına geçme gibi bir imkanı yok. Bu da artık herkes çok iyi anlasın ve bu söylemlerden vazgeçsin. Öyle bir niyet var mı efendim? Yani şimdi 15 Temmuz'da bir hain darbe girişimi oldu. Ondan sonraki süreçte, hatta geçtiğimiz aylarda yine bu konuşuldu. Türkiye'de bir darbe endişesi var diye hatta konuklarımıza da sorduk. Şimdi bu paylaşım da hani darbe girişimi olarak yorumlandı. Yani o niyette olanlar var mı hala? Darbe girişimi değil, sadece bir böyle bir şey, o zihniyeti çağrıştırmak gibi bir niyet olabilir. Yani olacaktır, bu ülkeler var olduğu sürece var olacaktır. Hele hele Türkiye gibi işte daha öncesinde tarihinde hep darbeler yapılmış, girişimler bulunmuş. Bu ülkede bir başbakan asılmış, düşünün yani. Çok da eski değil, 60'lardan bahsediyoruz yani. Daha 40 yıl önceki, 60 yıl önceki meselemiz yani. O yüzden çok hani eski bir vaka değil. O yüzden bunları kurcalamaya çalışanlar sürekli olacaktır. Ama bunlara prim vermemek lazım.
Burada Anayasa Mahkemesi üyesinin bir özür dilemesi de yeterli değil açıkçası. Çünkü onun oradaki o biz zihnindeki bir noktayı bize sosyal medya üzerinden işaret etmiştir aslında. O tarafsızlığını ve bağımsızlığını da aslında kişi olarak söylüyorum bunu. Bir zedelenme getirmiştir. O yüzden vereceği kararlar noktasında bu milletin vicdanında bir endişe oluşturmuştur. Sadece bir özürü yeterli bulmuyorum ben. Bu noktada FETÖ'nün hala devlet içerisinde böyle bir tehdidi var mı sizce? Tehdit olarak görmüyorum. Şu an çabaları için olabilir. Hala FETÖ operasyonları devam ediyor. Ediyor, evet. Devletin en kılcal damarlarına kadar girmişler bu örgüt. Bu noktada ne düşünüyorsunuz? Bu böyle bir tehdit var mı hala? Dediğim gibi tehdit olarak görmüyorum ama biz tedbiri elden bırakmamalıyız. Bu tip bir kişi bile olsa, böyle bir ima yapan bir kişi bile olsa kesinlikle araştırıp soruşturulması gerekir. Çünkü 15 Temmuz gecesi 2016 bizim 252 tane insanımız o gece şehit edildi. Bunlar sivil vatandaşlarımız hem de. O yüzden öyle kolay kolay ya bir şey olmaz deyip geçeceğimiz meseleler değil bunlar. Hala çok ciddi üzerinde durulması gereken mevzulardır diye düşünüyorum. Efendim konuklarımıza hep bu FETÖ konusu açıldığı zaman soruyoruz. Yani bu işin bütün ayağına girildi ama siyasi ayağıyla alakalı henüz bir net adım atılmadı. Muhalefet AK Parti'nin içerisinde hala bağlantısı olduğunu iddia ettiği isimler var. Hatta CHP'nin elinde milletvekillerinin isimlerinin olduğu bile dile getirildi. Hep bunu söylüyorlar. Hı-hı. Bunu hep bu bir somut adım da atılmadı. Evet. Atacak bir şey yok. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da her seferinde söylüyor. Biz de meclisteki konuşmalarında getirin diyoruz ya. Ne varsa elinizde getirin. Bir tane evrak getiremiyorlar. Bir tane isim getiremiyor. Getiremezler. Yok böyle bir şey çünkü. Bu muhalefetin içerisinde böyle bağlantısı olduğunu düşündüğünüz, bildiğiniz isimler var. Yani sanki bu iş tamamıyla AK Parti ile hani FETÖ bağlantısı olarak yorumlanıyor. Hani diğer partilerde hiç bağlantı olmamış bakın, gibi bir şey var. Yani Mahmut siz bunu doğru buluyor bakın, musunuz? Bu yapının bir terör örgütü ve bu ülkeyi bölmek için bir girişimde bulunduğu anlaşıldıktan sonra 17-25 Aralık'tan sonra özellikle bunlarla ilgili çok ciddi üzerine gidildi. Zaman Gazetesi kapatılırken oraya giden kimlerdi gazetenin önüne? Bir bakın. Mahmut Tanal'dı bir tanesi mesela. Çıkar mecliste habire konuşur böyle. Eğer sen bunu söylüyorsan çık o zaman kendini ya ben bu işi bırakayım de diyebiliyorsan. Hadi bakalım. CHP gitti hep onların kapılarına. Niye böyle yapıyorsunuz? Kapatılan bankalarını savundular. Niye böyle yapıyorsunuz diye. Onlara işin aslı anlatılmasına rağmen bunların niyetinin ne olduğu çok açık ve net. Bütün Türkiye anlamışken, bütün kamuoyu anlamışken onlar inatla bu yapıyı savunmaya devam ettiler. O yüzden bunu söylüyorsa eğer ana muhalefet çıksın önce kendini temizlesin. Efendim yeni partilerin varlığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Sayın Davutoğlu Gelecek Partisi ile siyasi hareketini devam ettiriyor. Eski Başbakan Ali Babacan Deva Partisi ile yeni bir hareket olarak başladı. AK Parti'de önemli konumlarda bulunmuş insanlar bunlar. Hı hı. Bundan sonraki süreçte bu iki partinin siyasi varlığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu iki parti AK Parti için bir tehdit midir? Nasıl yorumlarsınız? Program başında da söyledik. Yani siyaset Türkiye'de güçlü bir yapı ve pek çok siyasi parti var. Yeni kurulanı, eski kurulanı. Burada aslında bir takım kendi gerçeklerinden uzaklaşmış, biraz hırslarına, nefislerine kapılmış insanları görüyoruz. Siyaset hırsı götürmez aslında. Siyaset sadece samimiyeti ve doğruluğu taşır ve götürür. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızla da az önce de konuştuk, bunları gördüm hep. Bir dönem makam ve mevkilerle bir yerlere gelmiş insanların, sonra makam ve mevkileri gidince kalkıp bu tip çalışmalar yapması milletin takdiri nedir? Biz burada hiçbir şey demeyiz. Ben hep bunu söylüyorum. Cumhurbaşkanımız da bunu söylüyor. Onların ne yaptığı, ne ettiği bizi ilgilendirmiyor. Biz önümüze bakıp işimize devam edeceğiz. Bir takım insanların işte makam ve mevki hevesleriyle birlikte, bir takım kayıplar yaşamasıyla birlikte bu yola gitmesi, ayrılması, sadece ve sadece AK Parti'ye zarar verebilmek niyetiyle bunu yapıyor olmaları yanlış aslında. Burada temiz bir siyaset okumuyoruz yani. Bunu iyi anlamak lazım. Hı hı. Geçtiğimiz günlerde de bir açıklaması olmuştu Sayın Davutoğlu'nun. Üç gün konuşursam üç ay yerlerinden kalkamazlar bu arkadaşlar gibisinden. Yani neden AK Parti içerisindeyken
bunlar konuşulmadı veya konuşuldu işte mu? Böyle, yani böyle tehditler. Mesela ondan evet, sonra evet. Selçuk Bey de dedi ki biz dedi AK Parti içerisinde milletvekili arkadaşlarımıza bunları konuştuk dedi. Yapılan yanlışları işte Sayın Davutoğlu milletvekillerini zaman zaman topladı. Yanlışlardan parti içerisinde bahsetti dedi ama tabii topluma karşı, kamuoyuna karşı herhangi bir açıklama olmadı. Ben görmedim. Bakın, yani yok yani yapamazlar. Bu takım bir takım böyle bir tehditlerle kendilerine bir taban oluşturmaya çalışıyorlar ama sizin bir taban oluşturabilmeniz için insanların önüne yeni bir şey söylemeniz lazım. Sen o işin başında değil miydin? Sen yapmadın mı bunca işi? Şimdi niye çıkıp kendi yaptığını da inkar ediyorsun demez mi bu insanlar? Ben sana bir şey emanet edersem iki gün sonra çıkıp da o zaman onu da mı inkar edeceksin? Bu vatandaşın aklıyla biraz dalga geçmektir. Biraz kendini vatandaşın üstünde görmektir. Siz bilmezsiniz ben bilirim. İşte siz bilmezsiniz biz biliriz biz neler yaptık neler ettik neler yaşadık ama şöyleyiz böyleyiz. Ya bir dakika ya. Yani sen bu milletin teveccühüyle bir yere gelmiş bir insansın. Söyleyecek sözün varsa bu milletten niye korkuyorsun, niye çekiniyorsun? Öyle değil mi? Şu Konya'nın sokaklarına gelip dolaşabiliyorlar mı? Bu noktada ilçe kongreleriniz de devam ediyor. Evet. Bugün de Taşkent Kongresi'ni yaptınız. Evet. Bu noktada Taşkent'te de özellikle Ahmet Davutoğlu'nun memleketi olduğu için Taşkent'le alakalı AK Parti'nin çalışması nedir? Davutoğlu'nun varlığı nasıl görüyorsunuz orada? Sadece memleketi geliyor, gidiyor, ziyaret ediyor bildiğim kadarıyla. Biz her ilçemizde yaptığımız çalışmamız neyse Taşkent'te de aynı çalışmalarımızı yapıyoruz. O yüzden onun ayrı bir faktör olarak değerlendirilmesi söz konusu da değil. Çünkü dediğim gibi yani vatandaş bu ülkeye hizmet edecek, söyleyecek sözü varsa dinliyor, değer veriyor ve o zaman gerekli teveccühünü gösteriyor. Ama birilerini kötüleyerek, karalayarak kendine yer etmeye çalışan insanları ne siyasette tutabilirsiniz bakın, ne de iş hayatında, hiç aile hayatında da tutamazsınız. Bu fitneciliktir. O kötü ben iyiyim, o kötü sen iyisin. Yani şu mekanda bile bunu yapsanız burası barınmaz, burası durmaz, öyle değil mi? Birilerini kötüleyerek, yanlışlayarak kendinize bir değer katıyorsanız yanlış yoldasınızdır. Siz kendi değerlerinizle ortaya çıkmak durumundasınızdır. O yüzden vatandaşımız, Konyalı hemşerimiz, milletimiz, Taşkentlimiz olanı biteni çok iyi görüyor. Herkesi gerektiği değeri ve önemini veriyor. Milletin çok inanılmaz hassas bir terazisi var. Hiç de yanılmıyor. Kimseye gerektiğinden daha fazla bir şey vermiyor. Ehemmiyet ve önem vermiyor açıkçası. O yüzden Taşkent'te de oldukça güzel, başarılı, keyifli bir kongremizi gerçekleştirdik. Ve bu vesileyle de kongremizi yaptığımız bütün ilçelerimize, ilçe başkanlarımıza, yönetimlerimize, bütün siyasi partilere ben başarılar diliyorum. Hedefimiz, derdimiz 2023, 2053, 2071'e ilerlemek. Efendim şunu sormak istiyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Adalet ve Kalkınma temelli bir siyasi hareket başlattığı yıllarda yola çıktığı arkadaşlarının bugün hep ayrı noktalara savrulduğunu veya farklı siyasi kulvarda hareket etme isteğinin olduğunu görüyoruz. Şimdi burada suç sadece bir suç varsa eğer AK Parti'den ayrılanların mı? Yani Sayın Cumhurbaşkanı ile bu insanlar niye ters düştü? Mesela Ali Babacan Ekonomi Bakanlığı yaptı. Ahmet Davutoğlu Başbakanlık yaptı. Abdullah Latif Şener Beyefendi mesela bakanlık yaptı. Yani bu durumu nasıl yorumlamak lazım? Şimdi insanlar şunu diyor. Muhafazakar kesimin insanları bu isimler. Muhafazakar kesim sanki bu imtihanı kaybetti gibi bir şey var. Algı var. Yani bu ayrılıkları nasıl yorumlamak lazım? Bir de vefa var mı? Yani şu an mesela Sayın Davutoğlu siyasi bir farklı bir kulvarda hareket etse de yani bir Konya milletvekili olarak arayıp hayırlı olsun diyebilmek gerekir diye düşünüyorum ben. Yapıldı mı? Bu o dönemde de çok tartışmaya sebep oldu. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani bakın siyaset tamamıyla ayrı bir dünya ve ayrı bir kulvar üzerinden hareket ediliyor ama insani ilişkiler elbette ki devam edecektir. Abdullah Gül'ün babası vefat ettiğinde Sayın Cumhurbaşkanımız cenazesine gitti ve tabuta omuz verdi Sayın Cumhurbaşkanımız. Ama vefa tek taraflı olmaz. Bunu iyi anlamak lazım. Bir taraftan hep vefa beklenmez. Vefa iki taraflı olursa güzel olur ve doğru şekilde yürür. Eğer bu insanların ayrılma süreçleri yaşandıysa
tek taraflı şey değildir yani. Bu insanların vefasızlıkları veya bizim AK Parti'nin vefasızlığı değildir mesele. Onların vefasızlıkları veya ne yaptıkları da çok önemlidir. Hı hı. O yüzden hani bu tip tehditler veya işte yaptıkları, yapmadıkları, yanlış yaptıklarını konuşmak doğru değildir bu masada. Bu noktada özellikle AK Parti'den ayrılan kişilerden bahsetti Emre. Ayrılan kişilerde de özellikle şu söylemler baş gösteriyor. AK Parti kuruluş ilkelerinden ayrıldı, koptu. Asla. Bu noktada AK Parti kuruluş ilkelerinden koptu mu, vazgeçti mi? Asla öyle bir şeyimiz yok. AK Parti kuruluş ilkeleri neyse aynı ilkeleriyle devam ediyor. Ama insanlar bence, şahıslar belki o kuruluş ilkelerinden sapmış olabilirler. O kopanların bir kısmı da zaten bu ilkeleri belki hazımsayamadılar, özümseyemediler ve o yüzden kendi hırs ve nefislerinin derdiyle birlikte bu çizgiden ayrılmış durumdalar. Bizim çizgimizde bir değişiklik yok, bir sapma yok. Bizim hedeflerimizde de bir sapma ve bir değişiklik yok. Bunu da gören bir millet var. O yüzden inşallah ben hep şunu söylüyorum. Siyasette çoğulcu demokrasiye inanan bir insanız. Siyaset anlayışımız da bu zaten. Ülkeyi tek partili dönemlerden kurtarmışız ve pek çok yenilik ve yeni bir anlayışla siyaset yapmaya çalışıyoruz. Temiz dilden bahsediyoruz. Siyasette ahlaktan bahsediyoruz. Siyasette arkamıza herhangi bir güç odağını almaktan değil, sadece ve sadece milleti almaktan bahsediyoruz. Eğer birileri çıkıp benim arkamda terör örgütü var diyerek siyaset yapıyorsa biz bunu kabul etmiyoruz. Birileri çıkıp benim arkamda FETÖ var diyorsa bunu kabul etmiyoruz. Birileri çıkıp benim arkamda kırıklarım, döküklerim var, küskünlüklerim var diyorsa bunu da milletin teveccühüne bırakırız, milletin takdirine bırakırız. Ama dediğim gibi vefa tek taraflı değil. Vefa hep iki taraflı olursa sağlam yürür. Biz AK Parti'nin kuruluş ilkeleri neyse aynen devam ettiğini, belki en canlı örneklerinden birisi de benimdir yani. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Muhtar bile olamaz denilerek önü kesilen bir kişinin siyasette varlığını devam ettirebilmesi, millete hizmetini devam ettirebilmesi ve bugün bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak bütün dünyada bir lider olarak tanınıyor olması kuruluş ilkelerinden asla vazgeçmeyişidir. Vazgeçseydi AK Parti kuruluş ilkelerinden bugünkü Türkiye Türkiye olmazdı. Bundan emin olun. Bugünkü Türkiye Amerika'nın, Avrupa'nın güdümünde, ekonomisi de bağımsız olmayan, kendini yönetemeyen eski zihniyetteki bir Türkiye olarak bugün terör örgütlerinin kol gezdiği, her gün bombaların patlatıldığı ve insanların birbirine tahammülünün olmadığı, kimisini işte başı örtülü başı açık diye ayrıldığı, kimisinin sen Sünnisin sen Alevisin diye ayrıldığı. Çünkü bunların hepsi yapılmaya çalışıldı. Hala da uğraşılıyor. Kimisini Kürt Türk diye ayrılmaya çalışıldı. Bir Türkiye'de yaşıyor olurduk. Bundan hiçbir şüphem yok. Eğer AK Parti kuruluş ilkeleriyle bugün ayakta duruyorsa işte Türkiye'de bu sayede bugün ayakta duruyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Refah Partisi döneminden başlayan siyaset, aktif siyaset rolünde sürekli anketlerden dolayı işte çevresinden duyduğumuz, çevresindeki insanlardan duyduğumuz anketlere verdiği önemler olmuştu. Son günlerde de Metropol şirketinin bir anketi vardı. Gördünüz mü bilmiyorum ama. İşte bu pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz diye soruyor vatandaşlara. AK Parti %32, CHP %17, işte İYİ Parti %8, HDP %8, MHP %7. Yani Cumhur İttifakı'nın da burada oyunu topladığımızda %40'ı da bulmuyor. Muhtemelen kararsızların dağıtılmadığı bir şey gibi anket. Kararsızlar dağıtılınca da %40 2.43'leri buluyor bu anket. Daha sonucu. Bu anketler çok olur, çok yapılır, çok tartışılır. İşte gündemi manipüle etmek ve işte bir takım yeni tartışmalar ortaya çıkartmak için yapacaklar bunları tabii ki. AK Parti olarak bu da onların işi yani. Anket yaptırıyor musunuz? Tabii ki yapılıyor, elbette ki. Takip ediliyor. Ama işte söylediğiniz şey önemli. Yani anketlerin güvenilirliği, ne derece doğru, ne derece bağımsız ve tarafsız yapıldığına iyi bakmak gerekiyor. Peki sizin elinizdeki anket sonuçlarına göre şu anda durumlar ne, nasıl? Veya muhalefetten şöyle de bir eleştiri alıyorsunuz. Anket sonuçları kötü gittiği için şu anda AK Parti teşkilatları tamamen sahaya indi gibi sizden. Yok, yani biz hep sahadayız zaten. Biz hiçbir zaman sahadan çekilmedik.
Biz her zaman sahadayız. Bizim mahalle temsilcimizden tutun, genel başkanımız, sayın cumhurbaşkanımıza kadar her zaman sahadayız. Yani nerede bir sıkıntı varsa kendisi gidiyor sayın cumhurbaşkanımız işte bakın. Mesela bu pazar Şırnak'ta il kongresine gitme kararı var sayın ardından cumhurbaşkanımızın. Malatya, Malatya yani. Var, Kayseri var, hepsi var. Yani siyaset sahadan çekildik demekle siyaset yapılmaz. Hep sahadayız zaten. Böyle bir de kongre sürecindeyiz. Elbette ki sahadayız yani. Biz kongreler için koordinatörlerimizle sahada sürekli çalışma yapıyoruz. Belki bunu vatandaş hissetmiyor ama soruluyor, soruşturuluyor. O ilçede, o mahallede kim iyidir, kim sevilir, kim sayılır, kim iyi çalışır. Bunların hepsini biz teşkilat çalışması olarak yapıyoruz. Ama şu anda tabii ki bir hani seçim dönemi gibi değil. Onu fark etmek gerekiyor. Ama biz sahada çalışmalarımızı hiç ara vermedik. Hep devam ediyoruz. Anketler noktasında da dediğim gibi asıl olan bu anketler özellikle seçim dönemlerinde de çok fazla yayınlanır. Sonuçlarını çok fazla tutturan olmaz. Ama asıl olan milletin sandıkta verdiği karar olacaktır. Bir erken seçim gündemimiz olmadığı için herkesin işine, gücüne, emeğine odaklanması gerekir diye düşünüyorum. Erken seçim kesinlikle ülkenin gündeminde olmaması gereken bir konu. Çünkü dünya olarak seçim döneminde olan ülkeler bile seçimlerini ertelemeyi düşünüyor. Bakın, çünkü salgınla uğraşılıyor. Bir, bunun arttırdığı, seçimin arttırdığı bir risk var. İkincisi, dünyada ekonomik olarak bir daralma yaşanırken seçime giden ülkeler bile seçimleri ertelesek mi diye düşünürken İşte dünya ve Türkiye gerçeklerinden uzak birilerinin kalkıp erken seçim diye bir gündem oluşturmaya çalışması yanlış bir gündem, suni bir gündem, gerçek dışı bir gündem. Bizim hedefimiz 2023 inşallah seçim tarihimizde. O zaman bunu hem Sayın Cumhurbaşkanımız çok net söylüyor, böyle bir gündem. Bunun Türkiye'ye bir faydası yok. Bunu konuşmanın, tartışmanın ve erken seçim yapmanın bir Türkiye'ye faydası yok. Peki son soru olarak muhalefet neden bu kadar çok erken seçim istiyor? Neden bu kadar dillendiriyor? Kendi içindeki çekişmeleri, çatışmaları, başarısızlıkların biraz üstünü örtüp biraz kendisine bir çıkış yolu bulmaya çalışıyor. Bir seçim gündemiyle sanki kendisine oradan bir çıkış yolu bulacakmış gibi düşünüyor. Dünyanın geçtiği bu kriz döneminde acaba kendi oyumu bir erken seçim olsa arttırabilir miyim mantığıyla hareket ediyor. Dertleri kendileri bakın. Ülke değil, Türkiye değil. Dertleri kendi siyasi emel ve çıkarları olduğu için bunu tartışıyorlar. Efendim ben son olarak bir soru daha sormak istiyorum da. Şimdi kim ne derse desin Sayın Cumhurbaşkanı çok başarılı bir siyasi. Başarının tarifi yapılır, çeşitli şey olur. Şimdi 18 yıl boyunca iktidarda kalabilmek de bir hüner isteyen bir iştir. Bugün diyelim ki AK Parti'nin başında Sayın Erdoğan olmadı. Siyasi olarak çok yoruldu, yıprandı. AK Parti'nin başına geçebilecek alternatif bir isim var mı? Bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın olmadığı bir AK Parti siyasi olarak devamlılığını bu süreç içerisinde yürütebilir mi? Başarılı olabilir mi AK Parti? Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın hep söylediği bir cümlesi var yine. Kimse ben olmazsam bu iş biter olmaz diye düşünmesin. Böyle bir cümle sarf etmesinler. Herkes insandır. Herkes beşerdir. Herkes bir gün ölümü tadacaktır. Her nefis ölümü tadacaktır. Ayet-i Kerime var yani. Elbette ki kimse de ben olmazsam olmaz diye düşünmesinler yani. Bu sadece AK Parti'nin genel başkanlığı için değil. Bir ilçenin ilçe başkanlığı, bir ilin il başkanlığı için söylenebilir. Bir milletvekilliği için söylenebilir. AK Parti güçlü bir parti. İçinde insan kaynağı çok olan bir parti. Yeri ve zamanı gelince bunların hepsi olacaktır, tartışılacaktır elbette ki. Asıl olan devamlılıktır. Asıl olan ülkenin bekası ve çıkarı için, ülkenin menfaatleri için doğru insanların doğru yerlerde olmasıdır. Böyle bakmak lazım. Teşekkür ediyoruz. Ankara'dan zahmet ettiniz. Buraya kadar geldiniz. Programımıza teşrif ettiniz. Sümenaltı bu haftalık Sümenaltı'da bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.